İl Genel Meclisi Temmuz ayı oturumları başladı. Meclisin ilk birleşiminde gündem maddeleri ve önergeler görüşüldü. İl Genel Meclisi Temmuz ayı oturumları ilk birleşimle başladı. Meclis Başkanlığı'nı İbrahim Şerbet'in yaptığı oturumda gündem maddeleri ve önergeler görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşimi açıyorum. Yoklama ile başlıyoruz. Mecliste Karakoçan merkezindeki ortaokulun bakım ve onarımının yapılması konusuyla ilgili inceleme raporu görüşüldü. Raporla ilgili İl Genel Meclisi üyesi Mahmut Okçuoğlu söz alarak görüş bildirdi. Yalnız raporda da belirtildiği gibi doğalgaz hattının oraya gelmesi ve bütün her şeyin şartlarının hazır olmasına rağmen halen doğalgaza geçilmemesi, halen kömürlü sistemle orada eğitim öğretimin devam edilmesi çok şartları da zorlaştırıyor. Çünkü okulun personelinin de yetersiz olmasından dolayı sağlıklı bir eğitim alınamıyor. Buradan Milli Eğitim Müdürümüze özellikle rica ediyorum. Bir an evvel oranın şartlarını iyileştirilip bir an ne yapılması gerekiyorsa yaz dönemindeyiz, tatil dönemindeyiz. Önümüzdeki kış dönemine, eğitim öğretim yılına doğalgazlı sistemle geçilmesi konusunda ricada bulunuyorum. Milli Eğitim Müdürü'nden bir görüşülse, ne gerekiyorsa biz de gereğini yaparız inşallah. Daha sonra madde oy birliğiyle kabul edildi. Komisyon indirme raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Oturum önergelerin görüşülmesiyle devam etti. Maden ilçesi Karatop Köyü Meşedibi mezrasında kanalizasyon yapım işinin programdan çıkartılarak Elazığ İl Özel İdaresi 2023 yılı yatırım programında bulunmayan Maden ilçesi Karatop Köyü Meşedibi mezrasında sulama suyu tesis yapım işinin eklenmesi hususunu arz ederiz. Önergeyi kabul yönünde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.